Dünyada gözlerin çevrildiği Ukrayna-Rusya krizinde gerilim tırmanıyor. İki ülke arasında savaş çanları çalıyor değerli izleyenler. Rusya Ukrayna'yı işgal edecek mi? Türkiye'nin arabuluculuğuna sıcak bakılıyor mu? Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar Bengü Türk'e konuştu. Detaylarsa Ecem Toplar'ın özel röportajında. Bir yanda sınır güvencesi isteyen Rusya, diğer yanda toprakları için işgal hazırlığında olunduğunu belirten Ukrayna. İki ülke arasındaki krizin bölgesel ve küresel yansımaları da söz konusu. Bu krizde Ukrayna'nın pozisyonunu konuşacağız. Sayın Büyükelçi, hoş geldiniz Bengü Türk ekranlarına. Açıkçası yoğun bir gündemle karşı karşıyayız. Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim de oldukça tırmanmış durumda. Rusya sizin sınır hattınıza yınak yapıyor ve siz bir tehdit olmadığınızı söylüyorsunuz. Peki eğer tehdit değilseniz Rusya neden sınır hattına böylesi bir yığınak yapıyor ve gerçekten Rusya'nın işgal edebileceğini düşünüyor musunuz? Насправді конфлікт з Росією триває з 2014 року. Aslında Rusya ile olan çatışma 2014'ten beri devam ediyor. Biz kendimizi savunuyoruz ve savunmamızı 8 yıldır yapıyoruz. Şu anda dünyada Rus saldırganlığına askeri bir şekilde karşı koyan tek ülke biziz. Rusya şu an saldırganlığına devam ediyor ve bu saldırganlığı genişletmek istiyor. Tabii olası tehdit var ama bizim ülkemizde sakin kalıyorlar ve savunmaya hazırlanıyorlar. Böyle bir saldırının olmaması ve savaştan ve çatışmalardan arındırılmış bölgemizi hür bir şekilde geliştirmemiz için tüm ülkelere yardım çağrısında bulunuyoruz. Rusya bu konuda aslında çatışmanın bir tarafı olmadığını söylüyor. Bu konuda ne söylersiniz? Bu gerçek değil çünkü 2014 yılının Mart ve Nisan aylarında Devlet Başkanı Putin Kırım'ı işgal eden ve Donbas'ta bulunan ve askeri harekatı başlatan Rus askerlerinin olmadığını söylüyordu. Aslında bu tamamen Rus askerleriydi, Rus silahlarıydı ve bu açıklamalar gerçeği yansıtmıyor. Rusya bu çatışmanın bir tarafıdır. Bunun resmi kanıtı da üçlü temas grubunun statüsüdür. Orada bu çatışmanın tarafları Ukrayna ve Rusya, arabulucuysa AGİT. Bölgede uzun süredir devam eden gerilim insani, mali ve aslında bölgesel boyuttaki faturası ne bu gerilimin? Ve bir çatışma durumunda bunun faturası her iki tarafa da ağır olmayacak mı? Biz bu faturayı şimdiden ödüyoruz çünkü topraklarımız %7'si işgal altında ve 15 bine aşkın Ukrayna vatandaşı hayatını kaybetti. Aslında savaş istemiyoruz ve tüm dünyaya bu savaşı önlemek için yardım çağrısında bulunuyoruz. Ama Rus tarafı kayıpları görmezden geliyor ve insan hayatını hiçe sayıyor. Bölgedeki hakimiyetini, Ukrayna üzerindeki kontrolünü yeniden tesis etmek istiyor ve asıl tehdit budur. Çünkü bu heves Ukrayna dışında başka ülkelere de yayılabilir. Ukrayna dayanamazsa bir sonraki hedefi Türkiye dahil başka herhangi ülke olabilir. Ukrayna'nın NATO üyeliği de tartışmalardan biri aslında son dönemde. NATO üyelik konusunda olumlu sinyaller alıyor musunuz? Ve aslında bu üyelik süreciyle alakalı tartışmalar Ukrayna'nın pozisyonu açısından da bir güvence sağlıyor mu? Birincisi, Ukrayna'nın NATO üyesi olacağını yazılmış Bükreş Zirvesi'nin resmi kararı var. İkincisi, NATO üyeliği Ukrayna'nın milli hedefi olarak Ukrayna Anayasası'nda var. Üçüncüsü, NATO üyeliği konusunda Ukrayna vatandaşlarının ciddi desteği var. Yaklaşık %60'ı aşkın insanımız bunu destekliyor. Dördüncüsü, 2008'de bu kararı vermemek bir hataydı. Çünkü bu Rusya'nın saldırganlığı başlatmasına müsaade etti ve şu an NATO'nun seferber olması ve Ukrayna'nın NATO üyesi olması için siyasi karar vermesi lazım. Türkiye'den NATO kapsamında, NATO bünyesinde bir askeri destek geldi mi? Türkiye'ye, Ukrayna'ya doğrudan desteği ve Ukrayna'nın NATO üyeliği konusundaki desteği için minnettarız. Tabii NATO ile yoğun bir işbirliği içerisindeyiz ve bu bağlamda Türk tarafının desteğini hissediyoruz. Şu an rakam tahmininde bulunmak istemiyorum ama bu yardım devam ediyor ve Ukrayna devleti ile Ukrayna ordusunun NATO standartlarına uygun bir şekilde reform edilmesini sağlayacak güven fonlarıyla alakalıdır.
Aslında devam eden de bir süreç var bu arabuluculuğun dışında, Minsk süreci. Bu Minsk sürecinden beklentiniz nedir? Önümüzdeki süreçte Türkiye'nin de ev sahipliği yapmaya hazırlandığını biliyoruz toplantıya. Ve bu toplantılar sizce çözüme katkı sunacak mı? Aslında buradaki kastımız güçlü temas grubu müzakerelerinin Minsk'ten başka bir yere taşınılması. Geçenlerde yaşanan gelişmelerden dolayı Minsk, Ukrayna tarafı için uygun bir yer değil. O yüzden AGİT ve diğer ortaklarımız da yeni yer olasılığı üzerinde çalışıyoruz. Yeni yer seçenekleri arasında Türk tarafının teklifi üzerine İstanbul değerlendiriliyor. Bence bu uygun bir yer. Ama müzakerelerin sonucu bir yere bağlı değil. Müzakere sürecinin yeniden başlamasının, çözülmesine yardım etmesini umuyoruz. Çünkü bu Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışma için çözüm bulmaktadır. Sürecindeki çeşitli kararların verilmesi için temel mekanizmadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan da aslında çağrı yaptı, arabulucu olabilirim dedi ve liderleri de, iki tarafın liderlerini de Türkiye'ye davet etti. Ukrayna'nın buna sıcak baktığını biliyoruz, ancak Rusya ile diplomasi masasında bir araya gelinebileceğini düşünüyor musunuz? Ukrayna ve Türkiye'nin rozvayete stratejikne partnerstvo. Ukrayna ve Türkiye arasında stratejik ortaklık gelişiyor. Türkiye'nin Rusya Federasyonu ile de iyi temasları ve ilişkisi var. Türkiye bölgede güçlü bir devlet ve bölgedeki etkisi de çok büyük. O yüzden Rus tarafının söz konusu teklifi kabul edeceğine ve böyle bir görüşmeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuğuyla gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Bildiğiniz gibi Ukrayna tarafının bu inisiyatife desteği tam ve biz çatışmanın çözümüne yol açacak tüm çabaları destekliyoruz. Sayın Büyükelçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 3 Şubat'ta Ukrayna'ya gidiyor. Aslında ikili ilişkilerin çok güçlü olduğunu biliyoruz, ancak savunma işbirliği de öne çıkıyor. İmzalanacak anlaşmalardan bir sürpriz bekleyelim mi? Anlaşmaların kapsamı neler olacak? Bu çok önemli bir ziyaret ve epey zamandır buna hazırlık yapıyoruz. Bu yüksek düzeyde stratejik konseyinin planlanmış toplantısı ve bu toplantı ikili ilişkilerimizin 30. yıl dönümünde yapılacak. Bu 10. toplantı ve bizim için, her iki ülke için faydalı olacak. İşbirliğimizin her alanını geliştirmek önemli. Savunma sanayi işbirliği stratejik ortaklığımızın itici gücüdür. Çünkü bu sektördeki tarafların menfaatleri birbirini tamamlıyor. Ukrayna'nın kendi potansiyeli var. Türkiye'nin de öyle. Devletlerimizin savunma kabiliyetlerini ve güvenliğini güçlendirmek amacıyla bu potansiyelleri birleştirerek güzel sonuçlar elde ediyoruz. Bu ziyaret sırasında birçok etkileşim alanımızı kapsayan bir dizi önemli anlaşmalar da imzalanacak. Eminim ki bunlardan bazıları savunma alanındaki işbirliğimizle ilgili, ama bunları konuşmak için daha da erken. Bu ziyaretin sonuçları zaten her şeyi söyleyecek. Sürpriz olmayacak. Bu planlanmış bir ziyaret ve daha önce anlaştığımız gibi. Без сюрпризів, все планово і так, як ми домовились на двосторонньому рівні. Сен Вікельчі, сорларымыза içtenlikle yanıt verdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim.